Enflasyonu sürekli olarak güncelliyoruz. Güncellememiz de yukarıya doğru. Bu da aslında piyasadaki enflasyon beklentisinin taraflarını e, rakamlarına doğru yaklaşıyoruz. Hı hı. Güncelleme hep yukarıya doğru oluyorsa demek ki bu anlamda daha önceki söylediklerimiz düşük kaldı. Tahminlerle temennilerin karıştırıldığı bir ortamda bu kaçınılma bir sonuç oluyor. Sanıyorum bu güncellemelerin dikkat edersin nereden çıktı? 38'den, 38'den 44. E. Biliyorsunuz 38'de daha önce 36 idi. Evet. Afise Gayelkan evet. bu şey e, ken e, guvernör iken sonra yeni yönetimi 38'e şimdi 44'e çıktı. E, enteresandır bu tür güncellemeleri yukarıya doğru yapınca biz Merkez Bankası'nı alkışlıyoruz. Gerçeğe yaklaştı diye alkışlıyoruz. Halbuki enflasyonu yükseltiyor. E, Merkez Bankası'nın işi e, enflasyon tahminlerini yukarıya doğru çıkarmak değil enflasyonu çözmek. Hı hı. O açıdan bu güncellemeler nereye kadar devam edecek? Ta ki hükümetin anti enflasyonist politikalarla enflasyonla gerçekten ama mücadele kararı aldığı zaman bu sefer bu güncellemeleri biz geriye doğru da indirmeye başladığımız zaman işte o zaman mutlu bir evet. döneme gideceğiz. Yoksa öbür türlü işte enflasyon raporu şu kadar artacak, bu kadar artacak. Hep piyasanın gerisindeydi. Şimdi biraz piyasanın tahminlerini biraz yaklaştı ama Hala mesela diyelim ev kadınlarının enflasyon beklentisini daha birisinde. Ev kadınlarının beklentisi önemlidir. Neden? Çünkü onlar doğrudan elleri enflasyon taşının altındadır. En yakından hisseden onlardır. Yani ne bankacılar, ne ekonomistler, ne hükümet, ne DPT, yaş pardon e, TÜİK, hı hı. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı bunların her biri kendisiyle ilgili planlarının temelilerini vururlar. Ama kadın, özellikle ev kadınları ve halk... Doğrudan hissettiğini sana yansıdır ve dikkat yani. edersen e, piyasanın hissettiğine doğru bir koşu başladı e, Merkez Bankası'nın raporunda. Bizim de, Koşar adım gidiyor yani şimdi 38'den evet. 44'e 44 yani 6 puan birden yukarıya doğru tahmini evet. güncelledi. Ekonomi Gazetesi'nin sayfa 8'de kadınların enflasyon beklentisi daha yüksek haberimiz de var bu arada. enflasyona geçişkenliği konusunda beklenen, algılanan enflasyonun beklenen enflasyona geçişkenliği konusunda en yüksek ilişkinin kadınlar ve düşük gelirli gruplarda olduğu belirtildi Merkez Bankası araştırmasında. Türkiye'de algılanan enflasyondaki bir birimlik artışın beklenen enflasyonda 0.64 birim artışla ilişkili olduğu vurgulandı. Şimdi yaklaşık 3 dakikam kaldı. Dolayısıyla sizinle konuşmak istediğim bir konu daha var. Dili Yeşil Eli Kömür Karası Avrupa Birliği bugünkü köşenizin başlığı. Ee, geçtiğimiz günlerde e, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'da bu e, Türkiye'nin temiz enerji alanında attığı umut verici adımlarla Avrupa'nın önde gelen 6, 7, ülkelerinden oldu. Türkiye'nin bu alanda çok büyük potansiyele sahip olduğu. 8, 9, 8, 9, Ama siz burada e, kömür enerjisinin de e, farklı bir bakış açısıyla ele almışsınız. Orayı da bir değerlendirebilir misiniz? Şimdi Türkiye'de açıkçası milli serveti kömür bize ait. Topraklarımızın altında ve orada bizi bekliyor. Yerli ve milli kömürün kıymetini bilme konusunda bir uyarıdan söz etmek istiyorum. Özellikle Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Kömür Kömürder e, toplantısında bunlar bu güncel verileri e, verilerimi güncelledim. Muzaffer Polat e, dernek başkanı diyor ki AB'nin çifte standı yüzünden ülkede kömür üretiminin get getirilen engellerin altını çizdi. İki türlü engel var. Bir, bu milli servetimiz olan kömürü e, işte iklim değişikliğinin son derece dillendirdiği bir ortamda bir de bazı kömürle ilgili madenlerle ilgili kazaların da ön plana çıkarak hükümetin ona yeterince destek verilmesi. Halbuki Avrupa özellikle Kömürü lanetlemiş olmasına rağmen daha sonra Putin fişlerini çekince e, kendi kapattığı 144 tane maden ocağını yeniden devreye alarak kömürü taşlandırırken ama biz hala şeyde kaldı. Kömür tukaka ediyorsun. Tukaka ettiğin şey 5 yılda 50 milyar dolar katkı sağlamış sana. 5 yılda 50 milyar katkı sağladı sana. Bunun ikincisi de Türkiye'de e, e, bu çevre... Üzerinden kendine ikbal biçen bazı kurumlar ki bunlardan bir tanesi de anlışanlı şanlı Hayrettin Karaca zamanında hepimizin çok fazla destek verdiği tema. Temanın bugün geldiği olaylarda işte başındaki yöneticiler kömür bahanesiyle, çevre bahanesiyle kendi siyasetlerini yapıyorlar ve e, madencilerle e, bir araya gelmekten bile istemiyoruz sizinle yan yana bile gelmek. Diyorlar ki madenciler, kömürcüler... Bir araya gelelim ve beraber bu işleri yapalım. Bizim de bu gezegen aynı zamanda bizim. Biz bunu kirletmeyeceğiz. Bunun temiz yolları da var ama aktivistler sürekli olarak nerede bir maden söz konusu olunca oraya toplanan profesyonel ee, aktivistler doğmaya başladı. Ve biz aslında güya çevreyi korurken e, ekonominin içerisine, milli ekonomimizi batırma noktasına doğru gitmeye başladık. Bir, bu arada bir de bakanlığın, çevre bakanlığının e, Avrupa müktesebatı bahanesiyle sanki Avrupa Birliği'nin neferleri gibi davranan ve içeride kömür de dahil e, madenlerimiz de dahil e, onları döven bir bakıma e, onların işbirlikçileri var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kömür bizim. Katkı veriyor, ona muhtacız. Avrupa Birliği de aynı şekilde çark etmiş olmasına rağmen, üstelik bu milli servetimiz cari açığı en ilaç, iyi ilaçlardan bir tanesi varken evet. kömürü bölükte tuhaf etmemizin doğru olmadığını söylüyorum. Peki.